Arkadaşlar merhaba, bu videodaki amacım karşılaştırmalı üstünlükle mutlak üstünlük arasındaki farkın anlaşılmasını sağlamak. Hatırlarsanız bir önceki videoda Adile teyzenin sirkeli turşu suyu üretiminde Münir amcaya göre karşılaştırmalı üstün olduğunu görmüştük. Çünkü onun bir kavanoz sirkeli turşu suyu üretimindeki fırsat maliyeti Münir amcanınkine nazaran daha düşüktü. Adile teyzenin fırsat maliyeti 1 bölü 3 kavanoz limonlu turşu suyu iken Münir amcanınki 3 kavanoz limonlu turşu suyuydu. Bu onun sirkeli turşu suyu üzerinde uzmanlaşmasına sebep oldu ve diğer taraftan Münir amca da limonlu turşu suyunda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldu. 1 kavanoz limonlu turşu suyu üretimi için Adile teyzenin fırsat maliyeti 3 kavanoz sirkeli turşu suyu iken Münir amcanınki ise 1 bölü 3 kavanoz sirkeli turşu suyuydu. Bunları hatırlayacağız. Bu yüzden o da limonlu turşu suyu üretimi üzerinde ihtisaslaştı. Bunu mutlak üstünlükle karıştıramıyoruz. Çünkü belirtilen bir ürün için mutlak üstünlüğe sahip olunması demek, eşit miktarda girdiği ile daha verimli üretim olması anlamına gelir. Size sadece bu grafiği verdiğimde Münir amca ya da Adile teyzenin kaç işçisi olduğunu bilmiyordunuz. Veya onların günde 30 kavanoz limonlu turşu suyu ya da 40 kavanoz sirkeli turşu suyu üretimini ne miktarda girdiyle yaptığı hakkında bir bilginiz yoktu. Gerçekte mutlak üstünlük hakkında bir yorum yapamayabilirdiniz. Şimdi biz tüm bu senaryolarda her ikisinin de aynı miktarda girdi kullandığını varsayıyoruz. Sirkeli turşu suyu üzerine düşündüğümüzü varsayalım. Her birinin tek işçisi olduğunu düşünelim ya da sadece kendilerinin işçi olarak çalıştığını farz edelim. Aynı miktarda girdi ile Adile teyze Münir amcadan daha fazla sirkeli turşu suyu üretebilmektedir. O zaman Adile teyzenin sirkeli turşu suyu üretiminde mutlak üstünlüğü olduğunu ifade etmek doğru olacaktır. Aynı miktarda girdi ile Münir amca Adile teyzeden daha çok limonlu turşu suyu üretebilmektedir. O halde bu durumda da limonlu turşu suyu üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir diyeceğiz. Ancak bu onun limonlu turşu suyu üretiminde uzmanlaşmasının sebebi değildir. Buraya dikkat edelim. Nitekim daha girdilerinin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Belki de mutlak üstünlüğe sahip değildir. Belki Adile teyze bir kişiyle 10 kavanoz limonlu turşu suyu üretebilirken Münir amcanın 30 kavanoz limonlu turşu suyu üretebilmek için 100 kişiye ihtiyacı olabilir. Bu durumda Adile teyze mutlak üstünlüğe sahip olacaktır. Ancak buradan bunun anlaşılması pek kolay olmayacaktır. Şimdi her şeyi netleştirmek için bir senaryo hazırlamak istiyorum. Münir amcanın bir şekilde verimliliğini geliştirdiği ve her iki üründe de mutlak üstünlüğe sahip olduğu bir senaryo düşünelim. Her ikisinin de hala farklı karşılaştırmalı üstünlükleri olduğu için uzmanlaşmaya karar verdikleri bir senaryo olacak bu. Evet hadi şimdi başka bir senaryo oluşturalım. Burada da Münir amca önemli ölçüde kendisini geliştiriyor. Şuraya minik grafiğimizi çizelim. Bu bizim limonlu turşu suyu eksenimiz, bu da sirkeli turşu suyu eksenimiz. Buraya biraz daha işaret ekleyelim. 10, 20, 30 ve 40. Evet ve 10, 20, 30 ve 40. Adile teyzenin bir değişim göstermediğini varsayalım. Bu Adile teyzenin üretim olanakları eğrisi olsun. Adile teyzenin üretim olanakları eğrisi bu kısaca yine ÜOE yazalım buna da. Münir amcanınsa önemli ölçüde gelişim gösterdiğini varsaymıştık. Münir amcanın üretim olanakları eğrisi de bunun gibi bir şey olsun. Bu da Münir amcanın ÜOE'si olsun. Şimdi her ikisinin de aynı miktarda girdi kullandığını varsayalım. Belirtilen bir günde aynı miktarda girdi kullanımı söz konusuyken, Münir amca 40 kavanoz limonlu turşu suyu üretebiliyorken, Adile teyze ise sadece 10 kavanoz limonlu turşu suyu üretebiliyor. Yani Münir amca limonlu turşu suyu üretiminde Adile teyzeye göre mutlak üstünlüğe sahip. Veya aynı gün ve eşit miktarda girdiğiyle Münir amca 40 kavanoz sirkeli turşu suyu üretebilirken Adile teyze sadece 30 adet üretebiliyor. Bu durumda ne oldu? Münir amca birden her iki ürün içinde mutlak üstünlüğe sahip oldu. Şimdi kimin hangi ürün üzerinde yoğunlaşmasının mantıklı olacağını göreceğiz. Çünkü ikisinin de farklı karşılaştırmalı üstünlükleri ve farklı fırsat maliyetleri vardı. Değerlendirelim ve bakalım. Adile teyzenin değerleri bir önceki örnekle birebir aynı. Bunu kopyalayıp yapıştırabiliriz. Hatta burada değerlerini görebildiğimize göre bunu yapmamıza gerek bile kalmadı. Şimdi Münir amcanın değerleri üzerinde düşünelim. Bu Münir amcanın üretim olanakları eğrisi. Böyle müthiş, verimli bir üretim olanakları eğrisine ulaşabilmek için ya bazı yatırımlar ya da arge yapmış. Dolayısıyla üretim olanakları artmış. Peki, üretim maliyetleri nedir? Diyelim ki bu noktada duruyor ve 40 kavanoz limonlu turşu suyu üretiyor. 40 kavanoz sirkeli turşu suyu üretme fırsat maliyeti ne olurdu? Şimdi ona bakacağız. 40 kavanoz sirkeli turşu suyu üretebilmesi için bu 40 kavanoz limonlu turşu suyunu gözden çıkarması gerekecek. Bu durumda 40 kavanoz sirkeli turşu suyu için fırsat maliyeti 40 kavanoz limonlu turşu suyuna eşit olacak. Ya da her iki tarafı 40'a bölersek 1 kavanoz sirkeli turşu suyu için fırsat maliyeti 1 kavanoz limonlu turşu suyuna eşittir diyebiliriz. Bu hesaplamayı gerçekten çok kolaylaştırıyor. 1 kavanoz limonlu turşu suyu için fırsat maliyeti 1 kavanoz Ay. eşit. Şimdi verilen bu yeni bilgi doğrultusunda Münir amcanın her iki üründe de mutlak üstünlüğü olduğunu tespit ettik. Aynı girdileri kullanarak her iki üründen de daha fazla üretim yapabiliyor. Hatırlayalım, mutlak üstünlükten bahsediyorsak düşünmemiz gereken şey kullanılan girdi miktarı olmalıdır. Peki bu durumda kim daha verimli oluyor? Dilerseniz şimdi bir de karşılaştırmalı üstünlük açısından düşünelim sirkeli turşu suyu üretimi söz konusuyken acaba kimin bu üretimdeki fırsat maliyeti daha düşük olacak? Adile teyze de bir değişiklik yok. Adile teyze için bir kavanoz sirkeli turşu suyu üretiminin fırsat maliyeti bir kavanoz limonlu turşu suyunun üçte biri kadardı. Münir amcanın bir kavanoz sirkeli turşu suyu üretimi için fırsat maliyeti iyileşmiş olmasına rağmen hala Adile teyzeninkinden daha yüksek. Münir amcanın bir kavanoz sirkeli turşu suyu üretebilmesi için bir kavanoz limonlu turşu suyu harcaması gerekirken Adile teyze bunun için üçte bir kavanoz limonlu turşu suyu harcayarak yapabiliyor. O halde Adile teyze hala sirkeli turşu suyu üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir diyebiliriz. Limonlu turşu suyu için fırsat maliyetlerini izlersek Münir amcanın bir kavanoz limonlu turşu suyu üretimi için fırsat maliyeti bir kavanoz sirkeli turşu suyu olacaktır. Daha önceki duruma göre bunun biraz kötüleşmiş olduğunu görebilirsiniz fakat bunun güzel bir sonuç yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü Münir amca toplamda daha üretken daha önce bir kavanoz limonlu turşu suyu üretmek için üçte bir kavanoz sirkeli turşu suyunu gözden çıkarması gerekirken, şimdi bir kavanoz limonlu turşu suyu üretim maliyeti bir kavanoz mal oluyor. Ve sanırım bunu şöyle ifade edebilirim: bir önceki senaryoda Münir amca daha tek taraflıymış. Fakat hala bir limonlu turşu suyu üretme fırsat maliyeti Adile teyzeninkinden daha ucuz. Adile teyzenin bir limonlu turşu suyu üretme fırsat maliyeti 3 kavanoz sirkeli turşu suyuna eşit. Münir amcanın ise sadece 1 kavanoz sirkeli turşu suyu. Dolayısıyla limonlu turşu suyu üretiminde Münir amca hala karşılaştırmalı üstünlüğe sahip. Öyleyse Münir amca hala limonlu turşu suyu üretimi üzerinde durmalı diyoruz ve tabii ki Adile teyze de hala sirkeli turşu suyu üzerinde durmalı. Münir amcanın üretim olanakları eğrisinden daha yüksek bir sonuç elde edebileceğini göstermek için nasıl ticaret yapabileceklerini düşünelim. Münir amca limonlu turşu suyu üretimine yönelecek ve bu noktada günde 40 kavanoz limonlu turşu suyu ürettiği nokta olsun. Adile teyze de sirke'li turşu suyu üretiminde ihtisas yapacak ve o da tam burada olsun. Bu rengi kullanmak istemiyorum. Farklı bir renkle işaretleyelim. Evet, tam bu noktada. Yani günde 30 sirke'li turşu suyu ürettiği noktada dursun. Karşılıklı çıkarları için peki nasıl ticaret yapabilirler? Onların sadece sirke'li turşu suyu ya da sadece limonlu turşu suyuna sahip olmak istemediklerini varsayıyorum. Kendi fırsat maliyetlerinden daha ucuza gerçekleşen her türlü ticaret, iyi bir alışveriş olarak kabul edilebilir. Örneğin Adile teyze bu noktada sadece sirkeli turşu suyu üretiyor. Onun bir kavanoz limonlu turşu suyu üretme fırsat maliyeti, 3 kavanoz sirkeli turşu suyu oluyor. Adile teyzenin limonlu turşu suyu istediğini farz edersek, 1 kavanoz limonlu turşu suyu için 3 kavanoz sirkeli turşu suyundan daha düşük her fiyata ticaret yapmayı isteyecektir. Çünkü kendisi limonlu turşu suyu üretmek durumunda olsaydı 3 kavanoz sirkeli turşu suyundan vazgeçmesi gerekecekti. Adile teyze 1 kavanoz limonlu turşu suyuna 2 kavanoz sirkeli turşu suyunu vermeyi isteyecektir. Burada isteyecektir diyorum çünkü kendisi üretmeye kalkarsa 1 kavanoz limonlu turşu suyu için 3 kavanoz sirkeli turşu suyunu gözden çıkarması gerekecek. Bu yüzden bir kavanoz limonlu turşu suyu karşılığında 2 kavanoz sirkeli turşu suyunu vermeyi kabul edecektir. Bakalım Münir amca bir kavanoz limonlu turşu suyuna karşılık 2 kavanoz sirkeli turşu suyunu kabul edecek mi? Peki 1 kavanoz sirkeli turşu suyu için kaç kavanoz limonlu turşu suyunu gözden çıkarması gerekiyor? Önceden bir kavanoz si karşı bir kavanoz limonlu turşu suyu vermesi gerekiyordu. Şimdi ise iki kavanoz si karşılık bir kavanoz limonlu turşu suyu vermesi yeterli olacaktır. Ya da bir kavanoz si si karşı yarım kavanoz limonlu turşu suyu vermesi yeterli olacaktır. Her ikisi de kendisinin bir kavanoz sirkeli turşu suyu üretimine fırsat maliyetinden daha iyi. O da 1 kavanoz limonlu turşu suyuna 2 kavanoz sirkeli turşu suyunu kabul edecektir. 2 kavanoz sirkeli turşu suyu için 1 kavanoz limonlu turşu suyu yapmayı kabul edecektir. Diyelim ki Münir amca elinde 10 kavanoz limonlu turşu suyu çıkarmış olsun. 20 kavanoz sirkeli turşu suyu için de 10 kavanoz limonlu turşu suyunu vermiş olsun. Yani 10 kavanoz limonlu turşu suyu vermiş ve 20 kavanoz sirkeli turşu suyu almış. Kendisini tek başına çalışmış olsa elde edemeyeceği, ulaşamayacağı bu noktada bulur. İhtisaslaşmadan ticaret yaparak bunu elde edebilir. Bu onun için gerçekten iyi bir senaryo. Başka türlü elde edemeyeceği bir sonuca ulaşabildi yapabileceği ticaret doğrultusunda belirli bir noktaya kadar sonuç elde edebilir çünkü Adile teyzenin sadece 30 kavanoz sirkeli turşu suyu var. Yani olsa olsa Adile teyzenin tüm sirkeli turşu suyu kavanozlarını alabilir ve buradaki bu çizgi üzerinde bir şey elde edebilir. Aynı senaryoyu Adile teyze açısından bakalım. Adile teyze 10 kavanoz limonlu turşu suyu için 20 kavanoz sirkeli turşu suyunu verdi. 20 kavanoz sirkeli turşu suyu verdi, 10 kavanoz sirkeli turşu suyu kaldı. Yani şu anda bu noktada. Bu da Adile teyzenin üretim olanakları eğrisinin ötesinde bir nokta. Dolayısıyla bu ticaret Adile teyze için de gayet iyi bir durum oluşturuyor. Yani her ikisi için de gelecekte Neşeli günler var gibi duruyor.